Gençler bana bir izin verin ya. Şöyle. Bak masada oturursanız izin veririm. Selamlar herkese. Bugün sulu boya tekniğiyle daha iyi resmedeceğim. Evet, bu 3. sulu boya videom arkadaşlar ve 3. çalışmam olacak sulu boyada. Önceki çalışmalarımda biliyorsunuz arkadaşlar fırçalarım eksikti. Sulu boya fırçam yoktu. Artık son çalışmadan sonra kitap ayrıcı yapmıştım son videoda. Ondan sonra fırça almaya karar verdim. Gittim Mona Lisa'nın böyle bir sulu boya fırçasını aldım. Çok karizmatik bir fırça. Tasarımını ben çok beğendim. Çok hoş duruyor. 42 TL fiyatındaydı. Sulu boya fırçaları pahalıymış. Onu da yeni öğrenmiş oldum. Gerçek kıl değil. Normalde bunları samur kılından yapıyorlarmış galiba. Buna Çin samuru diyorlar. Ama Çin'deki yaşayan samur değil. Yapay bir kıl. Samur kılına benzetmişler. İşini görür dediler. Ben de aldım. Şimdi bugün daha evi resmedeceğiz. Uzun süredir yaylaya gidemiyoruz. Virüsten dolayı bizim Sakarya'da bir yayla evimiz var. Doğayı, ormanı çok seviyorum. Hafta sonları oraya giderdik. Evi de geçen sene aldık. Çok fazla gidemedik. Böyle içimizde kalmıştı. Bu sene için çok böyle planlar yapmıştık babamla. Gideriz, evi düzeltiriz, etrafı toparlarız, bahçe yaparız diye. Çok güzel düşüncelerimiz vardı ama virüsten dolayı eve çıkamadık. Yayla yollarını kapattılar. İstanbul dışına da çıkış yasak. O yüzden böyle hayallerimiz suya düştü. Ben de uzun süredir böyle yayla evlerinin fotoğraflarına bakıyorum. Güzel tasarımlı evlere. En sonunda dedim ki bunu bir sulu boya çalışmasına dökebiliriz. Bugün o yüzden bir dağ evi yapacağız. Yaylaya gittiğim zaman da güzel sulu boya ve yağlı boya çalışmaları yapacağım. Böyle ormanın içinde direkt manzaraya karşı bir şekilde. Güzel planlarım var ama eve çıkamadık maalesef. Şimdi kare bir alan hazırlayacağım. Video başlamadan önce de Ersin Mert'ten çokça taktik aldım. Yine onun önerileri ve tavsiyelerine göre ilerleyeceğim. İlk olarak kare bir alan hazırlayacağım. Buradan kağıdımı çıkartacağım, masaya yapıştıracağım. Önceki videomda bazı arkadaşlar kağıdın kabarmasının sebebi masaya yapıştırmadığım için de olabilirmiş. Bir yere sabitlemem gerekiyormuş kağıdı. Böyle öneriler de aldım. Onu bugün uygulamak istiyorum. Şu kağıdı da buradan alacağım. Defterimizi kaldırabiliriz. Defteri soran arkadaşlar, şu şekilde defteri göstereyim. İyi veya kötü diyemiyorum. Çünkü bundan başka defter kullanmadım. Öneriler üzerine bu defteri aldım. Diğer yaptığım çalışmalarda kalitesini görebilirsiniz. Gençler, burası benim yerim. Buraya ben oturuyorum. Buradan kalkmanız lazım. Şuraya yatın diyorum, izin veriyorum. Masama yatabilirsiniz. Kağıdın çerçevelerini yine kağıt bantla yapıyorum. Polisan kullanıyorum arkadaşlar çünkü yakınımdaki nal burada Polisan satılıyor. Daha önceki çalışmalarımda biliyorsunuz kağıdı söküyordu. Daha kalitesiz bantlar aldığınız zaman kağıt bantta yapışkanı çok güçlü olmuyor. Bu yüzden kağıdı sökmüyor. Polisan iyi bu konuda. Kağıda fazla yapıştığı için kağıdı söküyor. Daha böyle markasız. Bakın şöyle izin verirlerse, açarlarsa şu bantın bu kadar kuvvetli olmasına gerek yok maskelemek için. Kenarlarından birer santim bırakacağım. 15'e 15 olarak iç tarafını boyayacağım. Kenarına birer santim çerçeve bırakıyorum. Evet, dış çerçevelerimi de hallettim. Şimdi masaya bantlayacağım. Ya 5 dakika yerimden kalkmayayım ya. 5 dakika yerimden kalkmayayım. Hemen geliyorsun, oturuyorsun ya. Şimdi arkadaşlar ilk önce taslağımı atacağım. HB kalemim var, Faber Castell'in. Of! Ya üstüne oturacağım, üstüne. Ne haberi yerime oturuyorsun sen ya? Taslağımı bitirdim. biraz fotoğrafa göre kendimce düzenlemelerim oldu. Kendi istediklerimi ekledim, çıkardım. Önde bir tane evimiz var. Yanlarında çitleri var. Ön tarafında bir balkonu var. Balkon mu diyorlar, veranda mı diyorlar, ne diyorlar tam bilmiyorum. Arka tarafında da sarı ağaçlar olacak ve gökyüzü olacak. Sulu boya yeni başladığım için arkadaşlar size taktik, teknik öğretemiyorum. Yaptığım şeyleri beğenirseniz kendiniz de uygulayabilirsiniz. Ama ben size illa ki bu kuraldır, böyle yapmanız gerekiyor diye bir şey diyemem. Çünkü ben de kendimi yeni yeni geliştiriyorum. Yaptığım birçok şey yanlış olabilir. Ona göre videoyu izleyip yaptıklarımı uygulayabilirsiniz. Ve sulu boya tekniğinden anlayan arkadaşlar da her yaptığımı eleştirebilir. Ben onları okuyorum ve uygulamaya çalışıyorum güzel eleştirileri. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Beni gerçekten yorumlarınız geliştiriyor. Şimdi bir takipçimizin dediğine göre kağıdımı buraya yapıştırdım. Artık boyamaya geçebilirim. Bak, inatla gelip oturuyorsun. Biliyorsun ki ben seni oradan kaldıracağım, tamam mı? Bak şöyle, burası daha konforlu ya. Sünger bak. Ha? Şimdi ilk olarak kağıdımı ıslatacağım arkadaşlar. Arka plandan başlayacağım. Arka plana sarı bir zemin atacağım. Bazı yerlerde de beyaz boşluklar olacak. Ve ilk olarak suyumuzu ekleyelim. Sadece sarıya boyayacağım yerleri şu an ıslatıyorum. Şimdi sarımı oluşturuyorum. Sarının içinde biraz turunculuk var sanki. Evet, zemin fazla açık sarı oldu. Biraz turuncu ekleyeceğim. Dağınık bırakıyorum. Düz bir geçiş yapmıyorum. Çünkü yaprak olacak buralar. Evet, arka planın zeminini hazırladım bence. Yeterli gibi geldi şu an. Çok hafif de mavilik eklemek istiyorum. Çok böyle çok açık bir şekilde. Evet, arka planın zemini yeterli. Evin çatısını yapacağım şimdi. Çatısının zeminini bir ıslatıyorum ilk önce. Acaba zeminin kurumasını beklese miydim? Çatısı da kahverengi ve gri ağırlıklı. Evet, bence zemini kurutmam lazım benim. Acele ettim galiba. Çünkü renkler karıştı, dağıldı. Şu peçeteyle alıyorum ben bunu. Zeminin kurumasını bekleyeceğim. 5 dakika zeminin kurumasını bekliyorum. Ondan sonra çatıyı yapacağım. Evet, bu kadar kuruması yeterli bence. Şimdi kağıdımı ıslatıyorum. Çatıda bir geçiş var. Yukarıya doğru renk açılıyor. Onu dikkat etmem lazım. Daha demin büyük bir hatanın eşiğinden döndüm, kurtardım. Arka plan kurumadan çatıyı yapmam yanlışmış. Direkt sarıyla kahverengi karıştı. Peçeteyle hemen boyayı çektirdim ve kurtardım. Kağıt kabardı. Niye kabardı? Çünkü arka plana 2 kere su attım. İlk su attıktan sonra suyum kurudu. Sonra bir daha atmak zorunda kaldım. Bu sefer kağıdı yıpratmış olduk. Evet, bu kadar kahverengi yeter herhalde. Yukarıya doğru bir geçiş yapmam lazım. Bakalım onu yapabilecek miyim? Şimdi burası biraz fazla geldi boyası. Onu çektireceğim. Yapamayacağım galiba. Evet, oluyor sanki. Şimdi önceki videomda kurumadan renk geçişini yapmaya çalışıyordum. Bu sefer kurumasını bekleyeceğim buranın. Şuradaki fazla boyaları alıyorum. Fırçamı peçeteyle kurutarak. Biraz fazla aldım galiba. Bir şeyleri abartmayı gerçekten seviyorum. Bıraksam en başında olacak. Bayağı açık oldu şu an. Neyse, kurusun burası. Çatının iç tarafını yapayım. Oraya da ilk önce ıslatıyorum. Ama olmuyor çünkü oraya taşıyor. Kuruması lazım. Tamam, bekliyorum. Kurusun. Şimdi kurudu. Bir yerde yanlış yaptığımı düşünüyorum. Parça parça ilerlemeliyim. Çatı kuruyana kadar boş boş bekledim. Çatı kuruyana kadar başka bir yerleri yapabilirdim. Mesela alt tarafı yapabilirdim. 2 rengin kesiştiği yerlerdeki boyaları kurutmamız lazım. Yoksa birbirine karışıyor. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi çatının iç tarafı biraz daha koyu olacak. Oranın suyunu ekliyorum. Şimdi bu üst tarafı biraz daha koyu yapmam lazım. Onu kuruduktan sonra mı koyulaştırmam lazım yoksa şimdi mi, ona karar veremedim mesela. Şu orta taraflar biraz daha aydınlık. Az önce bir kedimi sahiplendirdim arkadaşlar. O yüzden biraz hüzünlüyüm. Sarı kediyi. Bence biraz siyahlık ekleyeyim oraya. Çok hafif su alıyorum fırçama. Evet, bence yeterli şimdi. Burayı kururken zemini yapmak istiyorum. Yine zemini ıslatacağım. Parça parça ilerlersem biraz daha hızlı bitirebilirim diye düşünüyorum. Yine zeminde bazı yerlerde beyazlıklar var. Güneş yansıyor çünkü. Boş bırakacağım. Kağıdın beyazlığından faydalanacağım. Evet, daha fazla koyultamıyorum zemini. Yine kuruması lazım buranın da. O yüzden kurumasını bekleyeceğim. Şimdi arka plandaki ağaçları yapabilirim galiba. Ağaçları yapana kadar da çatı kurur. Sonra buraya bir kat daha atarım. Dalları kuru kahverengi, koyu kahverengiyle yapacağım. Kuru kahverengi ne ya? Koyu kahverengi. Biraz siyah katıyorum. Şöyle rastgele dallar ekleyebilirim. Kullandığım bu ince fırçalar arkadaşlar, yağlı boyada kullandığım fırçalar. Şu dip taraflarını biraz genişletelim. Çünkü ağaçlar yukarıya bildiğiniz üzere incelerek yükselir. Çok koyu yapmak istemiyorum. Bu arka taraflarda böyle silik gölgeler yapmak istiyorum. Bunun için sadece su alıyorum fırçama. Silik ağaç dalları olsun istiyorum. Daha koyu bir kahverengi yaptım. Biraz açık kalmıştı. Evet, yine çatı katı kururken şimdi gökyüzündeki yaprak detaylarını yapmak istiyorum. Daha böyle turuncu yapraklar ekleyeceğim şimdi. Evet, arka plan şu an yeterli gibi geldi bana. Ama bu tarafı biraz daha koyulaştırmak istiyorum arkada kaldığı için. Bunu yaparken çatının da böyle bir et kalınlığını yapıyorum. Evet, şimdi biraz daha kurumaya alacağım. Ondan sonra şu çatıdan devam etmek istiyorum. Çatıya devam edemiyorum çünkü her tarafı şu an yaş oldu. Tamamen kuruması lazım. Evet, yeterince kurudu. Şimdi çatıyı yapacağım. Yine ilk önce ıslatıyorum. Evet, camların rengini turkuaz yapıyorum. Çok hoşuma gitti bu ton. Turkuaza biraz siyah katıyorum. Biraz da mavi. Şöyle biraz yansımalar var. Camda yansımalar var. Alt taraflarda bırakmayı unuttum bu yansımaları. Onları artık beyaz tükenmezle yapacağım. Çatı katı da kurudu. Ben şu sol tarafı biraz daha koyulaştırmak istiyorum. Evet, evin arkasını yeterince koyulaştırdım bence. Çatının üstüne biraz detay eklemek istiyorum. Çatının böyle çizgileri var. Çok silik bir şekilde yapıyorum. Çatının bacasını unuttuk. Çatının bacasını yapalım. Burası kuruduktan sonra da şuraya bir kontür daha atacağım arkadaşlar. Şu an orası böyle bütünleşti. Ayırmam lazım. Şu evin ön tarafını, yani verandayı yapmaya çalışayım. Burada çitlerimiz vardı. Şimdi onları yapacağım. Arkalara ince dallar ekleyebilirim. Biraz buralar boş kaldı mesela. Zemini yapayım. Şunu biraz ıslatıyorum. Zemine küçük detaylar eklemek istiyorum şöyle. Biraz koyuluklar, taş parçaları, toprak parçaları. Evet, şimdi evin önündeki zemini de yapıp ondan sonra kurumaya alacağım. Açık bir kahverengi sürmek istiyorum oraya. Çatının arka tarafı da yeterince kurudu. Oraya bir kontür atmak istiyorum. Evet, kendimi tutamadım. Bu detayları atmak istedim. Bence daha güzel oldu. Siz de yorumlarınızı aşağı yazın mutlaka. Şu camı ikiye bir bölelim. Zemini biraz daha koyultmak istiyorum. Evet, şimdi son bir kez daha kurumayı alıp ondan sonra beyaz tükenmez ile detaylarını ekleyeceğim. Kurumasını beklerken yaptığım çalışmayı Ersin'e attım. Zaten çalışmaya başladığımdan beri aşama aşama ben Ersin'e atıyorum. O da beni eleştiriyor. Ona göre devam ediyorum. Aşağıdaki camları biraz daha koyulaştır ve bazı yerleri açık eski renginde bırak. Cam öne çıksın, parlamalar olsun cam dedi. Şimdi ben de onu uygulayacağım. Koyu turkuaz hazırlıyorum. Böyle parça parça bırakıyorum. Çünkü ormanda olduğu için ağaçların yansımaları var. Evet, geçenki çalışmamda birçok kişi de kurutmam için çalışmayı fön makinesi kullanmamı söylemişlerdi. Şimdi bir deneyelim. Ama şeyden korkuyorum. Şurada su birikintileri var. Yani onları almam lazım. Yoksa yayılır diye düşünüyorum. Evet, yeter. Evet, fön makinesini kullanırken arkadaşlar en sıcağı getirdim ve sadece bir kademe açtım. Yani çok güçlü bir üfleme sağlamadım, sadece sıcaklığı arttırdım. Bu arada Ersin diyorum, bazılarınız belki bilmiyordur. Benim ilk sulu boya çalışmamda Ersin'le beraber bir video çekmiştik. Ersin Mert'te sulu boya dersleri çeken bir arkadaşımız YouTube kanalı var. Aşağı linkine bırakacağım, mutlaka onun da videolarını takip etmeniz lazım. Ben size şu an pek bir şey öğretemiyorum ama o bu işte gerçekten çok profesyonel. Güzel ders videoları da çekiyor. Hatta onun kanalında da 2 tane daha iyi bir videosu var. Onları da izleyebilirsiniz. Evet, bence şu an çok güzel oldu camlar. Beyazlık eklememe hiç gerek kalmadı. Sadece şuradaki beyazlıkları da biraz sadeleştireceğim. Aşağıdaki camlar çok güzel oldu. Yukarısının da aynı olmasını istiyorum o yüzden. Sadece suyla beyaz yerleri renklendiriyorum. Çok böyle çiğ beyaz kalmasın. Şimdi ince fırçam ile yine bazı yerlere ince kontürler atacağım. Mesela şu camların kenarları tam istediğim gibi düz olmadı. Bence tamam. Şimdi bantlarımızı sökebiliriz. Bir arkadaşımız tavsiye vermişti arkadaşlar. Onun tavsiyesine uyarak bantları sökeceğim. Demişti ki fön makinesini kağıt bantları tutarak onları yumuşatabilirsin. Bu sefer sökerken kağıda zarar vermez dedi. Şimdi fön makinesi yanımdayken onu da denemek istiyorum. Evet, şu an hiç zarar vermeden kolayca çıktı. Şimdi diğerlerini de ısıtacağım. Bu da çok kolay çıktı. Kağıt bant sorununu da hep beraber çözmüş olduk bu sayede. Şu an hiçbir sorun olmadı bantı sökerken. Siz de bunu uygulayın arkadaşlar. Çalışmam bu şekilde. Benim gayet içime sindi. Hatalarım çok tabii ki. Ama genel olarak önceki çalışmama göre biraz daha gelişim sağladım. Bu videoda ben kendimi bir konuda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yaptığım hareket sonucunda, fırça darbesi sonucunda nasıl bir boyadan tepki alacağımı öğrendim bence. Hatalarımı yine mesela burada arka plan yaptıktan sonra çatı katını yaparken büyük bir hata yapmıştım. Onu hemen kurtardım. Bekleseydim sarıyla çatıdaki kahverengi birbiriyle karışacaktı. Bu sefer çok kötü olacaktı. Çalışma çok bozulacaktı. Ama buna hemen peçeteyle müdahale ettim ve temizledim. Yavaş yavaş tecrübe kazanıyorum. Bunu da siz şahit oluyorsunuz. Önceki çalışmada yorumlarınızı çok önemsedim arkadaşlar ve hepsine cevap verdim. Yine yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum. O yüzden mutlaka yorum atın arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan sorularınızı cevaplıyorum geç de olsa ama cevapsız kalmıyor sorularınız. O yüzden Instagram'dan takip edebilir. Hem de çalışmalarımın aşamalarını Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup zil butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri açarlarsa iyi olur çünkü bakıyorum analitikten. Bildirimle videoya gelenler çok az ve ayrıyetten kanala abone olmadan video izleyen de çok fazla. O yüzden mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir sulu boya videosunda veya yağlı boya videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.